Teşekkürler. Yani hocam Mahmut abi, İrfan abi vereceğim sözü de eksikleri giderilmiş bir Galatasaray'ı e, izlediğimizde e, nasıl bir hedef bekliyor Galatasaray takımını? Şampiyonluk için tamam mıdır hocam? Yani eksikler giderildi mi? Var mı eksik? Bu transferlerde bir oynasın da ondan sonra mı değerlendiririz diyorsunuz? Valla şimdi eksik dediğin senin Galatasaray'da stoper mevkii de eksik düşünüyordun orasında genç bir oyuncu aldılar Tabi bilemezsin ne olacağını buranın ülkenin futbol rüzgarı çok farklı. Orta sahası çok güçlü oldu <laughs> daha sonra yani hepsi birbirinden farklı meziyetlere sahip olan oyuncular. Burada yeni transfer boyu. Biz onu çok eleştirdik boyunun pozisyon bilgisinin zayıf olduğunu, her topa gittiğini, Lüzumsuz girdiklerini. Fakat öyle bir başladı ki kamp dönemi yemeden de oynadığı bütün maçlarda zirveye. Ha burada Arnold'da şeyle değişebilir mi? Leo ile Leo'nun da orada oynama durumu var ama ben her zaman için oyuncuların kendi mevkilerinde esas olan mevkilerinde oynamasından yanayım. Valla yeni gelen gençlere bir şey diyemeyeceğiz. Aldığınız oyuncu Barcelona'ya gitmiş. Barcelona'ya görmüş orada 11'de forma bulmuş yani. Bu tarzda bir oyuncuyu getirdiniz. Başarılı mı başarılı ama o çocuklara da biz burada bir şey katmamız lazım. Üzerine onların o yeteneklerinin üzerine daha fazla çıkmamız lazım. Geçen haftaki kadro ne oldu? Bir tek Emin girecek buraya. Girdi de zaten. Bunun haricinde farklı bir şey düşünmüyoruz. Mitchu'nun gelmesi yani o da çok pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncu. E şimdi iki tane bir tane santrofunuz var. İkari siz hazırlarsınız. O topları getirirseniz hani hani deriz de biz tarzımız vardı. Leblebi gibi gol atarlardı. Sefer de bunlardan bir tanesi. Bak bu bir Sefer bize <laughs> bir kötülemeye çalıştık ama o da bir golcü bir oyuncu. Ona da hazırladığınız zaman ama işte o topu oraya getireceksin. Şimdi e, dış, dış oyunlar çok önemli burada. Artık günümüzün futbolunda açıklarınız çok iyi önemli. Burada iki tane kardeşimiz biraz iyi başlayamadılar. O kolektif oyunun içine giremediler. Oyun tarzı çünkü çok farklı oyuncularla oynuyorlar geçen sezona nazaran. Onları bir toparlarlarsa ikisinde kolay kolay kesme şansınız yok. Yunus da çok ekstra bir oyuncu. Kerem de bir ekstra oyuncu. Biraz işte ne zaman çabuk çıkaracakları topları? Ne zaman çabuk kullanacaklar o çalımı Ne zaman yapacaklar? Onları bir ayarlarlarsa hani e, Galatasaray enteresan bir kadro olma yolunda ve şampiyonlar da öbür takımları nasıl şampiyonlar e, hedefleri varsa Galatasaray'da onlardan bir tanesi. Ama her şey e, zamana bağlı. Çünkü Mertens'in daha o performansı istediğimiz, düşündüğümüz, bildiğimiz Mertens'i yavaş yavaş geliyor. Oliveira geçen haftadan yola çıkarsan çok iyi bir oyun, karakteristik özellikleri var. Onu iyi atacak ortaya. Hani hepsi farklı Torreira'dan hiç beklediğimiz olmadı. Torreira'yı biz daha farklı bekliyorduk. Yani şeyde e, İtalya'da oynadığının gibi gelirdi. O biraz adapte <laughs> olamadı. O da adapte olduktan sonra orta sahaları falan çok farklı bir e, Galatasaray var ve çabuk oynayacak bir Galatasaray. Var. Onu gösteriyoruz. Biraz bize. zaman mı diyorsun hocam? Ya yani çok fazla sürmeyecek. Oturdular artık yavaş yavaş geçen hafta vermeye başladılar onu. Ne kadar eksik oynasılar böyle Galatasaray'ın demek ki burada fizik ve kondisyondan bir sıkıntısı yok. Oyun genelinden sıkıntısı var. Bu da işte çabuk oynamalardan. E bakalım e, ilerleyen bir iki hafta sonra Galatasaray çok farklı bir yere gelir. Icardi'nin nasıl kullanacak hoca? E, Kerem Mertens, dışarı mı? Mertens'in biliyorsun özellikleri de var hep. Forvetli, da oynuyor. Forvette oynama özellikleri de. Hani bütün her şey bundan sonra e, hoca da, hocanın çalışmalarında Florya'da yatıyor ondan sonra çıkaracağını söylemek bakalım. Erfan yani abi. şu anda ne söylersek her şey erken Galatasaray. Cım. Erken erken. Vallahi ben şöyle başlamak istiyorum. Her şeyden evvel Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum yani. Hem Okan Hoca'yı hem de yönetimi tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığınız zaman gerçekler şöyle. Sanırım 11 Haziran'da siz daha iyi bilirsiniz hocam. 11 Haziran'da kongre olmuştu. 14 Haziran'da 13 veya 14 Haziran'da takım sahaya indi. Hazırlık dönemini bir teknik adam transferler yapılmadan bambaşka bir kadro ile birlikte hazırlık dönemini geçirip, hazırlık maçlarını bambaşka bir kadroyla geçirip şimdi ligde oynadığı takım bambaşka. Bir kere bunu göz önüne getirmek gerekiyor. Değil yok. mi hocam? İki ayda şimdi, her şey değişti. Şimdi diğer takımlara baktığınızda daha avantajlı. Hatta şöyle Konya'ya baktığımda Konya mesela ilk defa böyle bir Anadolu takımı yani tam transferlerini bitirmiş. Yani bir, bir hocanın <laughs> gerçekten istediği bir şey hazırlık dönemini böyle geçir, geçirecek. Sonra işte Okan Hoca başladığında zaten bana ben şaşırmıştım böyle işte Okan Hoca'ya Galatasaray'ı kaldırır mı diye bir e, sözler edildi. Mesajlar. Şöyle söyleyeyim yani. Şimdi e, ben çok başarılı olmasını istiyorum. Bir kere her şeyden evvel e, Okan Hoca hak ettiğini düşünüyorum. Artı eskiden sen de biliyorsun Aykut bu futbolun içerisinde siz de biliyorsunuz hocam apolet takmanız gerekiyordu. Şimdi burada baktığınız zaman iki tane çok önemli apolet var. Türkiye Kupası var. Bir de şampiyonluk var. Bir de özgeçmişi Galatasaray'ın efsane oyuncularından yani aslında profil olarak tam uyacak yani. Bir kere onu hiç anlamadım. İkincisi, dediğim gibi bu transferlerden sonra bir takımı ortaya çıkarmak için takımdaşlık ruhunu da ortaya çıkar. Çünkü takım olmadan hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar bireysel oyuncularınız olsun. O takımı en o oyuncuları bir kere entegre edeceksiniz. Bir takım oluşturmanız gerekiyor, sistem oturtmanız gerekiyor. Bunlar kolay işler değil. Şimdi baktığınız zaman özellikle üstüne koyarak gittiklerini geçen hafta bazen bunlara ihtiyacınız var. Geçen hafta Gaziantep müsabakasında işte Seferovic'in attığı son andaki golle birlikte galip gelmeleri buradaki takımdaşlığı, buradaki takım ruhunu da ön plana çıkarıyor. Bir kere o yüzden tebrik etmek istiyorum. Kolay değil bunu kabul etmemiz gerekiyor. Daha evvelki durumları biliyorsunuz. Zaten hocam doğru söylüyor. 5 Beş, 5'inde başladı ilk. 5 Ağustos'ta başladı. Haziran'da seçim oldu dediğin gibi. 11 Haziran 30, 40 seçim gün. oldu. Aynen öyle. 40 gün. bu arada unutma hocam. o Okan Hoca da geç başladı. Geç başladı hanım. şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunları göz Bir önüne ay. getirmek gerekiyor. Hakikaten kolay değil. Yani kendisi de bunları anlatıyor. Bir de ee, şöyle bir şey, artılarını da söyleyelim. Şimdi sonra biraz sistem sistemden de bahsetmek istiyorum, müsaadenizle. Tabii tabii. Şimdi artılarda da e, o kadar kısa zaman içerisinde bence doğru transferler bunları bir araya getirmek işte onlarla e, onları monte etmek çok. E, şöyle bir şey, Okan Hocaya da sordular. Yani siz bu da çok enteresan bir soru, doğru bir soru. Hoca olarak transfer geldiğinde ne istersiniz? Oyuncunun hazır olmasını isterim dedi Hoca Tabii ki yani hemen oynatabilme. Tabii. Yani fiziksel performans olacak ki ben direkt takıma koyayım. Hazır olmayan bir oyuncuya zaman mesela Mota'yla şey tam matayla. hazır Mata özür dilerim ile Icardi hazır değil. Hazır olmadıkları için onları risk etmiyor tabii hocam. Hazır olsa bugün oynatırdı. Oynatır tabii. Çok önemli isimler. Evet. Şimdi bunlara bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. O da çok doğru oyuncularla ilgili dedi ki karakter arıştı araştırmasını yapıyoruz. Ekibimizdeki arkadaşlar aynı zamanda şey bunu profesyonel bak karakter araştırması yapmak ne demek? O takıma geldiği zaman oyuncu oyuncuyla mı fazla yani sorunlu oyuncularla sen fazla enerjini harcadığın zaman bu tür bu tarafta zayıf kalırsın. Karakterlik bakımından baktığınız zaman da oyuncular sıkıntılı olmadığı zaman bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dedi ki her iki oyuncu da Mata'da, Icardi de aynı şekilde çok profesyonel oyuncular hemen uyum sağlayabilecek oyuncular. Bunlara da gittikçe profesyonel anlamında her kulüp için geçerli. Bunun araştırılması çok iyi derecede yapılması gerektirdiğini düşünüyorum. Her türlü yakınınızda olur araştırırsınız, bakarsınız işte bu adam kaç tane kulüp değiştirdi. O son kulübünde ne yaptı? Yani sıkıntılar yaşadığınızda bu sefer takımdaşlık ruhu, takım ruhunu hemen o şekilde kısa zaman içerisinde ortaya çıkarmak da kolay olmuyor. Kaldı ki enerjinizi orayı harcamayacaksınız. Takıma harcayacaksınız. Şimdi gel gelelim sisteme geldiğiniz zaman özellikle demin söylediğinize katılıyorum. Şöyle kanatlar çok önemli. Burada Kerem Aktürkoğlu geçen seneden biraz uzak bir performans sergiliyor. Yunus Akgün Adana Demirspor'da çok iyi oynadı. Her iki oyuncu da kanat forvet. Yani içeri girmeyi seven oyuncular. Şimdi Seferovic'e baktığınızda, Gomis'e baktığınızda söylediğin <laughs> gibi orada kanatlardan gelip beslemesi gerekirken içeri giren oyuncular bu sefer ne oluyor? Beklerinize çok iş düşüyor. Bir tarafta Fan Olta, bir tarafta Sasha Boya'da özellikle bana göre en iyi müsabakasını geçen hafta Gaziantep müsabakasında çıkardı. Zaşa Boy'u ben ilk defa böyle gördüm. Coşkulu, iştahlı, devamlı, tempolu ilk defa gördüm. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada özellikle Seferovic de oynayan bir santrofor olduğu için o ikiye birleri arayan bir oyuncu olduğu için burada tabi Yunus Akgün'ün Kerem Aktürkoğlu'nun e, önemi de çok arz ediyor burada. Onlarla birlikte bu pas bağlantıları kurup özellikle beklerin de arkaya sarktığı zaman burada santroforlarını beslemeleri ve çoğalmasıyla ilgili bunları çözecek hocam. Zaten fıtratında olan baskılı, coşkulu oynatmak isteyen bir takım var burada. Baktığınız zaman, oyunculara da baktığınızda biraz bence orta sahada Oliviera zaman zaman Kalitesi belli ama biraz ağır kalıyor gibi bazı pozisyonlarda. Biraz daha çabuk. Misio burada belki biraz daha önde olabilir. Temposuyla alakalı iyi bir oyuncu. Torreira şöyle söyleyelim çabuk, dinamik, ısıran bir oyuncu. Oliveira da zaman zaman paslarını çok iyi oynayan, ayağını iyi kullanan ama o temposunu tam olarak böyle biraz daha çabuk düşünmesi gerektirdiğini düşünüyorum.